Evet, şiddet vardı, gençler vardı. Gençlerle ilgili konuştuk, biliyorsunuz bazı veriler paylaştım. Çok çarpıcı bir araştırma vardı. Bunu detaylarıyla aktarıyor olacağım size. Bir de yargı ile ilgili bir takım düzenlemeler var. Bununla ilgili detaylar da var önümde ama önce Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakalım, sonra konuşalım. Son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Bu vakaların ekseriyetinde fail de mağdur da gençlerimizden oluşuyor. İki genç kızın İstanbul Fatih'te vahşice katledilmesi, gencecik polis memuru Şeyda Yılmaz'ın suç makinesi tarafından şehit edilmesi ve niceleri. Son dönemde artan bu şiddet olaylarına dikkat çekti, gençlerin özellikle korunması gerektiğinin altını çizdi. Gençlerimizi modern, popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Önümüzdeki dönemi tüm bu sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz, gereken adımları atıp netice aldığımız bir döneme tahvil etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024-2025 Yüksek Öğretim Akademik Yılı açılış töreninde verdi mesajlarını. Sözü İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki katliamlarına getirdi. Yıllarca bize demokrasi dersi verdiler. En üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. Batılı ülkelerdeki üniversite eylemlerini hatırlattı Erdoğan. Protestolara yönelik skandal müdahaleler üzerinden demokrasi tepkisi gösterdi. Gazze soykırımı Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir. Öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı, yerlerde sürüklendi. Barışçıl eylemlere katılan üniversite öğrencileri hayatınız boyunca iş bulamayacaksınız diyerek alenen tehdit edildi. Cumhurbaşkanı Türkiye'deki akademik gelişmelere ise ayrı bir parantez açtı. AK Parti'nin ilk kez hükümete geldiği 2002 ile günümüz arasındaki farkı verilerle anlattı. Türkiye bilimsel yayın bakımından 29. sıradayken bugün 17. sıraya yükselmiştir. Türk üniversitelerine yakışan bilimsel yayınlarda ülkemizin ilk 10 arasına girmesini sağlamaktır. Kadın öğretim elemanı oranı ise %46,5'la OECD ortalamasının 1 puan üzerindedir.